Afyon grafiğimizde 11 hedef için belirlediğimiz 8.40 bölgesi yarı yarıya stop noktası, 7.35 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 8.40 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasına yakın bir kapanışta tekrar o bölgede bir kapanış yapmış bu hafta için. Bu bölgede tutunmayı sürdürdüğü sürece yapacağı tepkisi hareketlerle beraber 8.75 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştikten sonra şablon bölgesinin üst noktası olan 9.85 bölgesine kadar tepkisi hareketleri yükseliyor. İşte sağlayabilir. 9.85 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştikten sonra 11 hedefine doğru olan süreci gerçekleştirip daha üst bölge hedeflere giden bir durumu gerçekleştirme ihtimalini arttırabilir. 8.40 bölgesi altına geçişlerden sonra yarı yarıya stop durumuna geçeceği için 7.35 bölgesindeki kesin stop noktasına kadar güç kazanma hareketleri için geri çekilme durumu oluşturabilir. 7.35 bölgesinin altına geçişlerde kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü daha alt bölgedeki destek noktalarına kadar güç kazanma hareketleri için geri çekilme durumları oluşturacağından dolayı 735 bölgesinde kesin stop olarak alt bölgelerden not çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Mobet grafiğimizde 20.40 hedef için belirlediğimiz 16.70 bölgesi yarı yarıya stop noktası, 15 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Yapmış olduğu zirveden sonra geri çekilerek güç kazanma hareketleri için şablon bölgemizin kesişme noktasındaki destek noktasına kadar geri çekilmiş ve o bölgede tutunma hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. 18.55 bölgesi. Altına geçişler olmadığı sürece buradan yapacağı tepkisel hareketlerle beraber 20.40 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlarla beraber şablon bölgesinin üst noktasındaki direnç noktalarına ve üst bölge kanal direncine kadar ve daha üst bölgedeki hedeflere kadar gitme ihtimalini gerçekleştirecek şablon durumunu oluşturabilir. 16.70 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşursa güç kazanma hareketlerini şablon bölgemizin alt noktasındaki kesin stop bölgemiz olan 15 bölgesine kadar oluştursa da 15 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. 15 bölgesinin altına geçişlerde de kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü daha alt bölgelere kadar düzeltme ve güç kazanma hareketlerini oluşturabilir. Matristeki grafiğimizde 5.20 hedef için belirlediğimiz 3.75 bölgesi yarı yarıya stop noktası, 3.35 bölgesi de kesin stop noktası. 3.75 bölgesine tekrar yaklaşan bir durum oluşursa da bu bölgenin altına geçişler olmadığı sürece yatay bir süreçte güç kazanma hareketlerini sürdürüp daha sonraki direnç noktası ve önemli direnç noktasını oluşturmuş olduğu 4.30 bölgesine kadar tepkisel yükselişleri oluşturabilir. 4.30 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştikten sonra da üst bölgedeki hedef ve direnç noktaları olan şu bölgedeki en önemli direnç noktası 4.75 bölgesi. Oraya kadar yükselişleri yapıp kalıcı kapanışlar oluşturabilirse yükselişleri devam etme ihtimalini arttırarak 5.20 hedefini ve daha üst bölgedeki hedeflere doğru giden süreci gerçekleştirebilir. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 3.75 bölgesinin altına geçişlerden sonra tabii ki alt bölgedeki 3.35 bölgesindeki kesin stop noktasına kadar geri çekilme güç kazanma hareketleri oluşturabilir. 3.35 bölgesinin altına geçişlerden sonra da kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü daha alt bölgelere doğru sürecin ya oluşma ihtimali gerçekleşebilir. Çim beton grafiğimizde 720 hedef için belirlediğimiz 450 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi, 400 bölgesi de kesin stop bölgesi. Yukarı tepkisi hareketler yapsa da şu bölgedeki direnç noktasının üzerine geçiş yapamadığı için 510 bölgesi tekrar geri çekilerek 410 bölgesine yakın hareketle devam ettirmiş. 450 bölgesinin altına geçişler oluşursa tabii ki yarı yarıya stop olarak değerlendirip 400 bölgesindeki kesin stop noktamıza kadar geri çekilme ve güç kazanma hareketleri oluşursa o bölgeden dönüşünde lot çoğaltma işlemleri
işlemleri gerçekleştirilebilir. 400 bölgesinin altına geçişlerden sonra da kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü daha alt bölgelere doğru olan süreci oluşturacak bir şablon durumuna dönüşebilir. Yukarı tepkisi hareketleri yaparak üst bölgedeki direnç noktasının üzerinde 510 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse daha sonraki şablon bölgesinin üst noktası olan 565 bölgesine kadar yükselişleri yapabilir ve şablon bölgesinin en önemli direnç noktası olan 625 bölgesi yukarı yükselişi devam etme ihtimalini oluşturacağı şablon bölgesindeki en üst noktaki direnç noktası o bölge üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturabilirse yükselişin devam etme ihtimalini artırarak 720 ve daha sonra yapmış olduğu zirve bölgesi olan 900 bölgesine kadar dahi yükselişleri yapma ihtimalini gerçekleştirebilir. Göltaş grafiğimizde 165 hedef için belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olan 140 bölgesinin altına geçiş yaptıktan sonra kesin stop noktası olarak belirlediğimiz 125 bölgesine kadar bir geri çekilme durumu oluşturmuş ve o bölgede de tutunmayı sağladığını görüyoruz. Altına geçişlerde kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor çünkü daha alt bölgelere doğru olan süreçte karşılaşma ihtimalini artıracağı için alt bölgelerden not çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Yukarı tepkisi hareketleri başlatarak birinci direnç noktası olarak 130 bölgesi ve daha sonra da 140 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturmuş durumda. 140 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları oluşturamadığı sürece bu ara bölgede 140-125 arasında süreci devam ettirerek bir müddet daha şu şablon bölgemizi tamamlayıncaya kadar bir süreçle karşılaşılabilir. Nuhçumento grafiğimizde 180 hedef için belirlediğimiz 145 bölgesi yarı yarıya stop noktası, 125 bölgesi de kesin stop noktasıydı. 145 bölgesinin altına tekrar geçiş yaparak kanal desteğine yakın bir kapanışta haftayı kapattığını görüyoruz. Tekrar 145 üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışlar oluşturabilirse yakın hedef bölgesine doğru olan süreci tamamlamak için öncelikle bu direnç bölgesini 150 bölgesini geçiş yaparak üzerinde kalıcı kapanışlar daha sonra da 160 bölgesindeki direnci geçmesi gerekiyor. O bölgelerin üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturabilirse 170 hedefini gerçekleştirip daha sonra zirve yapmış olduğu bölgeye ve daha üst bölgelere doğru yükselişleri gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma hareketlerinin önemli olan 125 bölgesindeki kesin stop noktasının altına geçişlerin olmaması, şayet öyle bir durumla karşılaşılırsa da kesin stop olarak değerlendirilip daha alt bölgelerden not çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir.